Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Würth motor temizleyici spreyle bir motoru, yıllardır temizlenmeyen bir motoru ne kadar temizleyebiliriz buna bakacağız. Dilerseniz kaput açıp motora geçelim. Evet, motorun başına geçtik. Şimdi burada motor temizleme spreyimizi görüyoruz. Çalkalıyoruz. Burada yapım aşamaları olarak bize anlatmış. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız demiş. Spreyi uygulanacak yüzeye 20 santim mesafeden, yani şöyle bir karış falan mesafeden sıkınız. Üzerine sıkınız, ardından nüfuz etmesini ve yağ, gres, kirlerin akmasını bekleyiniz demiş. Çok kirli ve yağlı alanlarda birkaç kez tekrarlayabilirsiniz demiş. Kirler yüzeyden aktıktan sonra yıkayabilir ya da kuru ve temiz bir bezle motoru silerek temiz ve parlak bir görünüme elde edebilirsiniz demiş. Şimdi bizim buralar gördüğünüz gibi bayağı pis. Ben de bunu iyice çalkalıyorum. Şuradan başlayıp boylu boyunca sıkacağız. Temizleyeceğiz. Yeter bu kadar herhalde. Gres yağı gibi balata spreyi gibi kokuyor. Bezimi almamışım. Bezimi aldım. Evet, bezimizi de aldık. Kapağı da şuraya bir yere koyalım. Bezi de cebime koyacağım. Ve buradan başlayıp sıkacağım. Bir karış. Bismillah. Cama çok gelmesin. Bir de burada sigorta kutumuz var. Ona pek. Ya şu kapağı da yani şey olduğu için, bez olduğu için, bez yani. Kadife. Oraya da pek gelmeden sıkacağız şöyle. Kabaca sıktım şimdi bir tur. Şimdi böyle biraz daha iyice sıkacağım. Sıkarken de böyle çalkalayın arada. Ön komple oldu ama yapacak bir şey yok. Ya bunu yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey motorun soğuk olması. Soğuk motora yapın. Araba geçmeyen yerden de bayağı araba geçti. Ya insanlar bunu videoda bitiriyordu. Benimki bitmedi. Şuraları da çıkalım. Şöyle tutarak şurayı da sıkacağım. Cama çok gelmesin. Evet, bitti. Bitti. Bu kadar. Yani bu işlem bu kadar. Bitti. Şimdi sileceğiz. Başlayalım şöyle. Önce el altındaki yerlerden şöyle silerek başlayayım. Maskemi çıkarayım. Kimse yok buralarda ya. Sizin çok buralar battı. Yapacak bir şey yok. Püskürtünce şuralar sileyim. Bayağı temizlendi ya. Açık konuşacağım. Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Daha silmeden bile motorun üstü temiz duruyor yani. Şuralarımızı sileyim. Şuraları sileyim. Yaprakları alalım. Sonra yavaştan silelim. Burada işte bizi dörde kalacak.
buralara elim girdikçe, elimin girdiği kadar sileceğim. İçinde kaldıysa biraz şurası. Tamam. Hortumları, hava filtresi, hava girişini. Şurası. Hava girişine sileceğim. Hortumları falan, elimdeydi yerleri çok böyle koparmadan, kabloları falan, yağ kapağımızı böyle böyle şeyleri çıkarmadan elimden geldiğince sileceğim, böyle üzerinde hava filtresinin kapağını siliyorum. İşte göl oluyor bazı yerlerde, yakın onla sigorta kutumuzun kapağını da şöyle yani fena sayılmaz ya, biraz daha pisti bizimki, çok pisti, nispeten toparladık. Bezimiz battı ama annem, dedim ben anne batacak bez diye ya, benim için İnşallah bu yağlar bezden çıkar. Antifrizimizin deposunu da bir silelim şuralara. Cam da battı. Tabii benim camı silmem lazım. Allah'tan sileceğiz. Onları da sileriz. Şu oraları da silelim. Tamponla falan da bir yerlere geldi. Oraları da sileceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bir yerlere değil, bayağı bildiğim bütün tampona sıkmışız. Rüzgar olduğu için. Burada fazla bırakmayacaksınız abi. Bunun özeti bu. Biraz daha bekleyebilirmişiz aslında. Düzgün. Yani böyle ütopik temizlik olmadı ama yani iyi bu vardır. Temizlenmeyen bir motor bile gayet temiz bir hale getirmeye bir kutusu yetti yani. Genel görüntü güzel. Temiz, düzenli.
İşte nasıl uyandırır, motor kapağını çalmasa daha güzel, daha temiz olacak yani. Elimin değdiği yerleri siliyorum. Parlak bir görüntü oldu. Yani öyle bir yağlı bir görüntü oldu ama kuruyunca daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kaç dakika oldu ya? 10 dakika olmuşuz. Güzel oldu. Yani genel görüntü ben tamam. Parasını hak ediyor mu? Hak ediyor abi. Ha, benim gibi böyle temizlik takıntılıysanız, temiz düzgün görünsün diyorsanız nedir abi, niye anlatmasın ya? Evet, böyle bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye tek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.